Bir hakikat padişahtan gelen müjde seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve her taraf dehşet verici cenazelerle dolu, iştilen sesler, yetimlerin ağlayışı, mazlumların çığlıklarıdır işte. Biz böyle bir durumdayken biri gelip o memleketin padişahından bir müjde getirse o müjdeyle bize yabancı olanlar dost şekline girse düşman gördüğümüz kimseler bize kardeş olsa o cenazeler huşu ile zikir ve ibadet eden kişiler şeklinde görünse o yetimlerin ağlayışları birini öven yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soygunlar, yağmalar görevden terhis olma şekline dönse kendi mutluluğumuzla beraber herkesin mutluluğuna ortak olsak o müjdenin ne kadar mutluluk verici olduğunu elbette anlarsın. İşte iman nurundan önce şu kainatın varlıkları dalalet nazarıyla bakıldığı vakit yabancı, zararlı, rahatsız edici, ürkütücü ve dağ gibi cisimler birer dehşet verici cenaze Ecel herkesin başını kesip yokluk kuyusuna atar. Bütün sesler ayrılık ve yok oluştan gelen çığlıklar olduğu halde dalaletin öyle tasvir ettiği zamanda iman esaslarının hakikatleri nasıl bütün varlıkları sana kardeş, dost ve Allah'ı zikir ve tesbih eden ve ölüm ve yokluk bir çeşit vazifeden serbest kalış ve sesler birer tesbihat olduğunu sana gösterir.